Bu hafta haftanın teknoloji ürünü bölümümüzde Galeri Ataköy Boş'ta hamarat bir ütü ve ütü masası tanıttık. Boş, ev hanımlarına özel buhar istasyonlu ütü seçeneği ve vakumlamalı ütü masasıyla giysilerinizin en mükemmel dokusuyla görünmesini sağlayacak. TDS 2250 buhar istasyonlu ütünün ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlayan taban özelliği ile ütü yapmak artık çok daha kolay. Bu ütümüz 3100 watt kuvvetinde 5,5 bar basınçla 250 grama kadar buhar verebilme özelliğine sahip. Ona sadece bir ütü demek haksızlık olur. Birçok özelliği içinde barındıran buhar istasyonlu ütü TDS 2250'nin teknik özelliklerinden çok etkileneceksiniz. Mevcut kazanlı ütülerden en temel ayrışan kısmı bu ütümüzde Aintep ve Aintshine olarak adlandırılan iki tane farklı modda kullanım özelliği var. Aintshine parlamayı önleyici bir mod özelliği görüyor ütüde. Aintep özelliği de ütünün otomatik ısı ayarını kumaşa göre yapmasını sağlıyor. Buhar kazanlı ütümüz görüldüğü üzere sürekli olarak elinizi hiç çekmeden buhar verebilme yeteneğine sahip. Kazan özelliğini anlatacak olursak, kazan özelliği diğer ütülerden yine kendisini ayrıştırıyor. Çünkü buhar kazanlı ütülerin hiçbirinde kazan bölümüne ütüyü soğutmadan su konulmaz. Ama mevcut 2250 modelinde Boş'un su bittiğinde suyu sürekli olarak ilavesini yapabiliyorsunuz. TDS 2250 buhar istasyonlu ütü hem kolay taşıma hem de güvenli otomatik kapanma özelliğiyle göz dolduruyor. Üzerinde bir tablası var. Bu tabla ütüden bağımsız ütüleme yaptığınız yerde ütünüzü üzerine koymanızı sağlıyor. Dolayısıyla mevcutta diğer markalarda kazanı taşımanız gerekirken bunda sadece tablasını şu şekilde çıkartarak dilediğiniz yerde kullanarak ütünüzü yapabilirsiniz. Şu arka mandal kapandığında ütüyü rahatlıkla şu şekilde taşıyabiliyorum. Çanta gibi. Elimi alıp tekrardan ütüleme işlemimi rahatlıkla yapıp ütümü yerine koyabiliyorum. 2250 kazanlı ütümüzün gösterge paneli üzerinde ütümüzün ısındığını anladığımız bir ışık yanar. Bu ışık yeşil renkte yandığı zaman ütümüz ütüleme işlemine hazır hale gelmiştir. Onun haricinde suyun bittiğini de hemen sol kısımda bir kırmızı ışık yanar. Kırmızı ışıktan su doldur ibaresi çıktığında su doldurmamız gerektiğini bize uyarır. Ütümüzün sağ tarafında yeşil bir buton bulunur. Ekonomi modudur bu buton. Ekonomi modu kullanıldığında ütü buhar ve ısı ayarını düşürür. Dolayısıyla kişiye daha az enerjiyle ütüleme imkanı verir. El kolaylığı sağlayan Boş buhar istasyonlu ütü kesintisiz buhar verebiliyor. İki tane buhar bölümü bulunuyor. Bir tanesi elimizi ütümüzü tuttuğumuz kısımda hemen parmaklarımızın altında kalan kısım. Bir tane de üstte bir buhar kısmı var. Bunlar şu işe yarıyor. Alttaki düğmeye ben bastığım zaman ütü sürekli olarak daimi olarak buhar veriyor. Üst bölüme bastığım zaman da ütü 3 defa buhar verdi. Alttaki mandala bastığım zaman da ben elimi çekene kadar ütü sürekli olarak buhar veriyor. Bu da ütüleme esnasında kesintisiz buhar almanızı sağlayan bir özellik. Boş teknolojisiyle ütü masasında da devrim yarattı. Mevcut görmüş olduğunuz TDN 10-10N modelli ütü masamız Boş'un var. Bu ütü masamız piyasadaki bilinen ütü masalarından biraz farklı olarak şurada bir butonu bulunmakta. Bu buton kullanıldığı zaman vakumlama özelliği yapar. İçerisinde bir fan çalışmaktadır ve fan mevcut kır temizlemecilerde ya da terzilerde olduğu gibi ütülenen eşyanın kaymamasını size rahat bir ütü yapmanızı sağlar. Ben bunu ters yönde çalıştırdığım zaman şöyle bir üfleme yapıyor.
Bu da giysinin kabarmasını sağlıyor. Bu şunu sağlar, çok kırışık olan giysilerin içeriden gelen hava yardımıyla ütülemeden önce kırışıklıkların açılıp ütüye hazır hale gelmesini size sağlar. Mesela ceketler, pantolonlarda veya bu tarzda gömleklerde bu kullanılabilir. Ütü masamız yaklaşık ortalama 40 kilo ağırlık basıncına dayanıklı olarak üretilmiştir. Üzerinde kendi kumaşından ütü bezi bulunmakta ve kazanlı ütüleri de üzerinde taşıyabilmektedir.